Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde TOEFL Vocabulary bölümüne bir giriş yapacağız konusuna. Arkadaşlar TOEFL dediğimiz zaman karşımızda akademik İngilizce var. Akademik İngilizce'deki kelimeler ise çoğunlukla Latince ve eski Yunanca'dan geliyor. Kökleri akademik İngilizce'de kullanılan kelimelerin köklerini arkadaşlar bu iki dile gidiyor kadar gidiyor. Latince ve eski Yunanca'nın da bir güzel tarafı var arkadaşlar. Kelimeler köklerden, örneklerden ve soneklerden oluşuyorlar. Yani çekiliyorlar kelimeler. Eğer biz bu eski Latince veya Yunanca örnekleri, sonekleri veya kökleri bilirsek kelimeyi öğrenmemiz çok daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Bir kelimeyi arkadaşlar Latince'den veya eski Yunanca'dan gelen bir kelimeyi 3 bölümde inceleyebiliriz. Root dediğimiz kelimenin kökü vardır arkadaşlar ve o kökün belli bir anlamı vardır. Prefix örnek demektir. Bir root'un yani kelime kökünün önüne getirdiğimiz zaman o kelimenin arkadaşlar anlamını değiştiriyoruz. Bir de suffix'imiz var. Suffix de son ek demektir. Kelimenin köküne suffix getirdiğimiz zaman arkadaşlar kelimenin sınıfını, cinsini değiştiriyoruz. Yani fiili isim yapıyoruz, ismi fiil yapıyoruz veya sıfatı isim yapıyoruz vesaire vesaire. Demek ki arkadaşlar prefixler yani örnekler kelimenin anlamını değiştirmeye yarıyor. Suffixler ise kelimenin sınıfını değiştirmeye yarıyorlar. Eğer bu kuralları bilirseniz arkadaşlar bir taşla birkaç kuş vurmuş olursunuz. Kelime kökünden, örnekinden veya sonekinden o kelimenin hangi sınıfa ait olduğunu ve anlamının ne olacağını en azından kestirme olasılığınız bulunmaktadır arkadaşlar. Ve bu tabii ki kelime öğrenmenize çok büyük fayda sağlayacaktır. İsterseniz hemen köklere bir göz atalım. Eski Yunanca'dan gelen kökler arkadaşlar bunlar rakam, sayı söylüyorlar. Mesela uni kelimesi, mom kelimesi ve sol kökü arkadaşlar. Bu üç tane kökümüz bize bir diyorlar Yunanca'da. Örnek kelimelere bakacak olursak unify, birleştirmek yani tekleştirmek, tek hale getirmek. Uniform, üniforma yani tek tip elbise. Monopoly, burada mono arkadaşlar, mono'yu kullandık. Mono da tek demektir. Monopoly, tekel demektir. Tek yönetim demektir. Monarch, yönetici, kral, hükümdar demek arkadaşlar. Solitary ise tek, tek başına yapılan, yalnız yapılan anlamına geliyor. Evet, iki anlamına gelen iki kelimemiz var. Bir tanesi do, bir tanesi de buy arkadaşlar. Dual, çift demektir. Duplicate, kopyalamak demektir arkadaşlar. Bicycle, bisiklet, iki tekerlekli. Bilingual, iki dil konuşan, iki lisan konuşan kişi demektir. Biped ise pet arkadaşlar ayak demektir. Biped, iki ayaklı, çift ayaklı şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Evet, üç kelimesinin, üç rakamının karşılığı Yunanca'da tri arkadaşlar. Triple dediğimiz zaman üç kez anlamına geliyor. Triangle, üçgen demek. Tripod, bizim bu fotoğraf çekerken veya kamerayla kullandığımız tripodlar yani üç ayaklar arkadaşlar anlaşılmalı. Dört, quad kelimesi arkadaşlar. Quadruple, dört kat demek. Quadrangle, dört açılı. Quarter ise çeyrek. Pent, beş demek arkadaşlar. Pentagon, yani Amerika Savunma Bakanlığı'nın binası arkadaşlar, beş kenardır. Pentathlon, bu biliyorsunuz olimpiyatlarda 5 aşamadan oluşan yarışlar vardır. Ona pentathlon deniyor arkadaşlar. 10'un karşılığı dek. Decade diye bir kelimemiz var. 10 yıl demektir. Decimal, ondalık. Decimeter, desimetre yani metrenin onda biri. Cent arkadaşlar 100 demek. Eski Yunanca'da. Centenarian, 100 yıllık, asırlık demek. Centigrade, derece biliyorsunuz. Santigrat arkadaşlar buradan geliyor. Çünkü dereceler 100 birim üzerinden ölçülüyor. Ve son kelimemiz de century, o da 100 yıl, asır demektir.
Evet, köklere bakmaya devam ediyoruz. Büyüklüğü veya bir şeyin değerini anlatan bize kelimelerimiz var. Multi, arkadaşlar, multi çok demektir veya çoklu demektir. Multiply, çarpmak, çoğaltmak anlamına geliyor. Mesela matematikteki çarpma işlemi de multiplication, yani multiply işlemi oluyor. Multitude, çok sayıda demektir, kalabalık demektir. Multi-purpose, çok amaçlı. Purpose, amaç, biliyorsunuz. Multi-purpose, tabii ki bu multi-purpose'ı biz sıfat olarak kullanıyoruz bu şekilde. Min veya micro, arkadaşlar, küçük demektir. Miniature, minyatür. Minimum, asgari, en az demektir. Microscopic, küçücük, mikroskopla görülecek kadar küçük anlamına geliyor. Mega, macro ve magne, bunlar da arkadaşlar büyük demektir, geniş demektir. Magnitude, mesela bir depremin büyüklüğü derken magnitude diyoruz arkadaşlar, büyüklüğü. Magnify, büyütmek demektir. Magnifier, büyüteç demektir mesela. Macroeconomics ise arkadaşlar makro ekonomi, makro iktisat. Yani iki tane iktisat çeşidimiz var. Bir mikro iktisat, bir de makro iktisat. Mikro iktisat, insan temelli olarak veya şirket temelli olarak ekonominin küçük birimlerine bakıyor, birimsel olarak bakıyor. Makro ise arkadaşlar ülke çapındaki ekonomik verileri inceleyen bilim dalı. Equal, eşit demektir. Equivalent, eşit, denk. Equity, eşitlikçi, eşitlik veya denklik. Equitable, yine eşitlikçi veya denk demek. Equator, bizim bildiğimiz arkadaşlar, ekvator, yani dünyanın iki eşit parçaya bölünmüş, böldüğü farz edilen çizgi diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de İngilizce'deki Latince yönelme, hareket ifade eden köklere bakalım, kelime köklerine. Evet, ilk çiftimiz vert veya vers arkadaşlar. Yani bir kelimenin kökünde vert veya vers gördüğünüz zaman orada bir değişim, bir hareket olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet, reverse, re geriye doğru demektir. Reverse, geriye döndürmek anlamına geliyor veya ters, zıt demektir. Versatile, değişik, değişken demektir. Convert, dönüştürmek, değiştirmek demektir. Diverge, farklılık, yolların ayrılması, yani farklı olmak anlamına geliyor. Pel, arkadaşlar, itmek, güç kullanmak demektir. Compel, zorlamak. Expel, dışarı atmak. Repellent, itici, nahoş anlamına gelen 3 tane pelle, kökünde pel olan bir kelime gördük. Port, taşımak demek. Portable, taşınabilir. Transport, bir yerden bir yere taşımak, nakletmek. Import, ülkenin içine getirmek, yani ithal etmek anlamlarına gelen kelimeler. Evet, şimdi arkadaşlar ilişkileri veya hareketleri ifade eden prefixlere, yani örneklere bir bakalım. Bu örnekler çok önemli. Pre, arkadaşlar, ön demektir. Post ise sonra demektir. Mesela pre-war dediğim zaman savaş öncesi, post-war dediğim zaman savaş sonrası anlaşılıyor. Prehistoric, tarih öncesi. Previous, önceki demek. Re, arkadaşlar, iki tane anlamı var. Ya tekrar demek, bir şeyi tekrar yaparsak, veya geriye doğru demektir. Biraz önceki reverse örneğimizde olduğu gibi. Örneğin revisit, visit, ziyaret etmek. Revisit olduğu zaman tekrar ziyaret etmek. Structure, yapılandırmak. Restructure, yeniden yapılandırmak. Replaced, yerine başka bir şey koymak. İkame etmek, eski Türkçesi diyelim. Refinance ise yeniden finanse etmek, yeniden para ayırmak anlamına geliyor. Pro, ileri doğru hareket veya yukarı doğru hareket etmek demek. Propel, itmek. Proceed, devam etmek. Propose, teklif etmek. Protect ise korumak anlamlarına geliyor. Com ve co, con arkadaşlar. Bu örnek iki kişi veya şeyin birlikte hareket etmesi anlamına geliyor. Yani birliktelik var. Compress, sıkıştırmak.
Combine, birleştirmek, kombine etmek. Commit, yapmak, yerine getirmek, ifa etmek. Compel ise arkadaşlar zorlamak, itmek anlamlarına gelen kelimeler. Evet arkadaşlar, isterseniz öğrendiklerimizi pratiğe geçirelim. Evet, ilk exercise'ımızda A'da 6 tane kelime verilmiş. Sol tarafta, sağ tarafta bu kelimelerin kullanıldığı bilim alanlarını söylememiz isteniyor. Evet, hemen bakalım. Megabyte var. Bilgisayar gelikli. Petlanton, 5 aşamalı yarış dedik. Beden eğitimi. Equidistant, bu geometri kelimesi. Eşit mesafe, uzaklık. Century, yüzyıl. Tarih. Bilingual, iki dilli, iki dil konuşan. Centigrade'de sıcaklık arkadaşlar. Bakalım sağ tarafta chemistry var. Evet, hemen centigrade'i chemistry ile birleştiriyoruz. Derece. Languages, bilingual ile birleştiriyoruz. İki dilli. History, century ile birleştiriyoruz. Equidistant, eşit uzaklıklı geometri ile. Geometry. Megabyte, computer science ve Petlanton da tabii ki physical education ile, beden eğitimi ile birleşiyor. Evet, B'de arkadaşlar iki seçenek verilmiş. Doğru olanı seçmemiz isteniyor. Bakalım. A magnifying glass, büyüteç demektir arkadaşlar. Magnify, büyütmek demekti hatırlarsanız. Magnifying glass, büyüteç demektir. Yani büyüten cam. Is used to make, kullanılır. Objects, nesneleri ne yapmak için? Büyük, daha büyük göstermek için. Yani look bigger olacaktır. Daha küçük olmaz, smaller olmaz. Macroeconomics is the study of economic factors on a large scale olacak. Ülke boyutunda. Makro olduğu için. Micro olsaydı, yani iyi ile yazılsaydı, o zaman small scale olacaktı. Üçüncü soru. When a power plant, bir elektrik santrali converts, dönüştürdüğü zaman coal, kömür or gas, gazı. It is, evet, change tabii ki, değişir. Into electricity, push, itmek demektir. Burada alakasız. 4. Quadrangle, arkadaşlar 4 demekti quad. Quadrangle, 4 köşeli. Is a courtyard, bir alandır, bahçedir diyelim. Surrounded, çevrelenen. By buildings, binalarla. On, tabii 4 olduğu için 4 taraftan diyeceğiz. On, 4 sides. A microchip, küçük çip. Is a tiny diyeceğiz, küçük. Piece of silicon, küçük bir silikon parçasıdır. With an electronic circuit, bir elektrik devresi olan, elektronik devresi olan küçük bir silikon parçasıdır mikroçip. A portable computer, taşınabilir bir bilgisayar. Is one that you can carry, tabii ki taşıyabileceğiniz. An equilateral triangle, evet, eşit. Lateral, kenar demek arkadaşlar. Eşit kenarlı triangle, üçgen. Is a shape, şekildir. With, evet, üçgende 3 tane taraf var tabii ki. Three sides, tamam. Of the, aynı uzunlukta olduğuna, equal, aynı olduğuna göre, the same length tabii ki. The pentagon, beşkenar demiştik. Pentagon is a building that has 5 sides olacak. The United States has a bicameral legislature. Bi 2 demekti arkadaşlar. Bicameral, 2 meclisli yasama organı vardır. Legislature de yasama organı. That means it has 2 chambers. Yani 2 tane meclisi var. A monopoly, monopoly tek demekti. A monopoly is when power is controlled by one organization. Evet, tekel. Monopoly olduğu zaman sadece tek bir organizasyon, kuruluş tarafından kontrol ediliyor güç. Evet arkadaşlar, prefixleri ve kelime köklerini, yani roots'ları öğrenmek kelime hazinenizin çok büyük, çok fazla oranda geliştirmenize yardımcı olacaktır. Her bir prefixin veya root'un, yani kelime kökünün size anlamını bilmediğiniz kelimeleri en azından anlamını tahmin etme olanağı verdiğini unutmayınız arkadaşlar, vereceğini unutmayınız. Bu prefixleri ve root'ları öğrenmek için arkadaşlar size sizin bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz diyelim, bir kelimenin kullanıldığı prefixi kendinize rehber edinirseniz diğer o prefixin veya root'un olduğu diğer kelimeleri tanımanız çok kolaylaşacaktır. Örneğin century kelimesini herkes bir yüzyıl demektir.
ve sent'in yüz anlamına geldiğini arkadaşlar öğrendik. Demek ki içinde sent geçen bir kelime olduğu zaman işin içinde bir yüz rakamı olduğunu, yüz sayısı olduğunu arkadaşlar hatırlayabiliriz. Bunun gibi arkadaşlar kendinize bu kökleri ve prefiksleri kolayca tanıyabileceğiniz bir tane kelime seçerek oradaki kökten hareket ediniz ve o da size arkadaşlar gerekli rehberliği sağlayacaktır. Hem anlamını bilmeniz kelimeleri tanımak babında hem de yeni öğrendiğiniz kelimeleri daha hızlı ve daha kılıcı öğrenme bakımından size çok yardımcı olacaktır prefiksler ve rootlar.